için bekleyen var mı? Efendim? Görüşmek için bekleyen var mı dedim. Var efendim, var. Ne duruyorsun be kardeşim? Az sonra meclis toplantım var. Hadi çabuk ol. Otur, otur. Estağfurullah. Evet. Ben bekçiyim efendim. Ne bekçisi? Mezarlık bekçisiyim efendim. Mezarlık bekçisi mi? Evet efendim. Ya kutsal bir meslek. Ne güzel. Atalarımızın mezarlarını bekliyorsun. Nedir benden istediğin? Ben orman bekçiliğine geçmek istiyorum efendim. Neden? Ormanı çok mu seviyorsun? Evet efendim. Mezarlıkta orman yok mu? Onlar ölülerin ormanı. Sen dirilerin ormanını mı beklemek istersin? Evet efendim. Neden? Ölülerden şikayetin nedir? Efendim, evim mezarlığın içinde. Tabii ki mezarlığın içinde olacak. Sen orayı bekliyorsun çünkü, değil mi? 22 yıldır bu görevdeyim efendim. Bir sürü tanıdığım insan yanı başımda yatıyor. Bense kulübede yiyor, içiyor, gülüyorum. Artık dayanamıyorum Aşur Bey. Ne var bunda? Sen yaşıyorsun. Bunlar senin en tabii hakkın. Geçenlerde aramızda kan davası olan birini getirip yanı başıma koydular. Götürsünler. Ölü düşmandan korkulmaz ki. Olsun, ben korkarım efendim. Bırak canım, onların hepsi de ölü. Hem ölülerle uğraşmak, dirilerle uğraşmaktan daha kolaydır. Benim için hepsi de diridir efendim. Anlaşıldı, senin sinirlerin bozulmuş. Belediye başkanına yazayım da sana birkaç gün istirahat versinler. Muhtarın kahvesinde oyunu bana ver, beni vekil yap, ben de seni orman bekçisi yapayım demiştiniz efendim. Dediğimi yaparsam sana kötülük etmiş olurum. Sen bunu amirine ver. Birkaç gün istirahatle hiçbir şeyin kalmaz. O kağıt sizde kalsın efendim. Oyunu ver, ben de seni orman bekçisi yapayım demiştiniz. Benimle nasıl konuşursun böyle? Oyumu verdim, geldim efendim. Senin bir oyunla mı vekil oldum sanıyorsun? Bir değil efendim, iki hanım da. Sağ ol. İyi bir insan. Komiser mi? Hı. Ölümüyle karşılaşınca korkmadınız mı? Hayır, korkmadım doktor. Sağ ol. Korkmama neden yok ki doktor. Birbirlerine kan düşmanı olanlar bile yan yana yatıyorlar burada. Baksana şunların haline. Beyi, uşağı, zengini, fakiri, amiri, memuru, sırt sırta, omuz omuza hepsi. Barış için de mi yani? Belki soğuk bir barış ama olsun. Diriler onu da yapamıyorlar ya. Yine zengin biri öldü galiba. Mutlaka iyi bir yer istiyordur. İyi bir yer mi? Hı hı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Görevlisiz misiniz? Evet efendim, buyurun. Milletvekilimiz Aşur Bey vefat etmişler. Aşur Bey mi? Cenaze Ankara'dan buraya gelecekmiş. Benim ne gibi bir yardımım olabilir efendim? Kazılmış mezar var mı? İki mezar her zaman hazır bulunur efendim. Birisi kendim için, diğeri de gelecek ölü için. Eğer ölü gelir de birisi dolarsa bir daha kazarım. İki çukuru her zaman hazır bulundururum. 22 yıldır bu böyle efendim. Tamam yetişir, anladık anladık. Görebilir miyim acaba? Tabii efendim, görebilirsiniz. Siz mi yatacaktınız? Ağzımdan yel alsın. Yatacak olan Aşur Bey. O zaman yatacak olan kendisi baksın efendim. Sizin beğendiğiniz yeri belki o beğenmeyebilir. Ne diyorsun be adam? Ölü biri nasıl görsün yatacağı yeri? Nasıl beğensin? Göremeyeceğine göre iyinin kötünün ne anlamı var efendim? Ha orası, ha şurası. Hepsinin ölçüsü aynı. 80 santim eni, 2 metre boyu, 1 metre derinliği. Buyurun göstereyim. Buyur. Ben sana ölçü mü soruyorum da sayıp döküyorsun be adam?
Allah Allah, ne diye tutarlar böyle adamı burada bilmem ki. Kutsal bir görev olduğu için efendim. Aşur Bey öyle söylemişti. İşte birisi burası efendim. İyi. Öteki nerede? Şurada. Buyurun orayı da göstereyim. Diğeri de burası efendim. Olmaz. Olmaz. Anlamadım efendim. Olmayan ne? Mezarın yeri olmaz. Münasip değil. Neresi münasip değil efendim? Eni, boyu, derinliği. İyi bir yer bul ve kazmaya başla. Olur mu efendim? Neden olmasın? Olmaz efendim, olmaz. 22 yıldır aynı anda 3 mezarı boş bulundurmadım bu mezarlıkta. Allah Allah, Allah Allah. Yeni bir mezar kaldırabilmek için çukurun birini dolduracak ölüyü mü bekleyeceğiz yani? Olacak şey mi bu? Beklemek gerekmez efendim. Bir ölü bulup getirseniz de olur. Aklını mı kaçırdın Allah'ını seversen? Hayır efendim. Aklım yerinde. Aklın yerindeyse al kazmayı da göstereceğim yeri kaz. Kazamam efendim, kazamam. Önce birinin dolması şart. Bu gidişte beni öldürüp dolduracaksın zaten. Haşa efendim, Allah göstermesin. Ne bu yaptın ya? Cenazemizi istediğimiz yere koyamayacak mıyız yani? Koyarsınız efendim. Ölmeden önce yerini beğenirsiniz, ben de orayı kazarım. Öleceğini nereden bilsin be adam? Her insan öleceğini bilir efendim. Hiç öfkelenmeye gerek yok. Gösterdiğim yere koyalım Aşur Bey'i. Saptırma tahtalarını da koyarız, doldururuz üzerine toprağı. Yeter artık! Nasıl biliyorsan öyle yap! Deliler basmış burayı! Yeter be! Güle güle efendim, güle güle beyefendi. Adam sana deli dedi. Delilerle akıllılar arasındaki fark nedir doktor? Zor bir soru. Cevabı senden duymak isterim doğrusu. Bu duvarların içinde bir farkları yok. Peki ya duvarların dışında? Ben içeridekilerden sorumluyum. ölüm bu Aşur Bey'im. En olmadık zamanda yakalayıverir insanı. Her yolculukta insan kısa zamanda olsa bir hazırlık yapar da... nedendir bilmem... bu yolculukta 5 dakika bile olsa hazırlanmana müsaade edilmez. Hazırda neyin varsa onu alıp götürürsün. Sadaka, namaz, hac, zekat, iyilik, fakir fukaraya yardım. Neyin varsa. Git ilgilen Aşur Bey'imizle öder. Ben de geliyorum. Hadi. Şunu da kabul buyurun Sayın Aşır Bey'im. Mezarlıktan topladım. Öteki ölülerin size mütevazı bir hediyesidir efendim. Aramıza hoş geldiniz Sayın Aşır Bey'imiz diyorlar. Ben bu göreve başlayalı beri bu mezarlığa sizin gibi yüksek makamda birisi gelmedi efendim. Milletvekili olarak ilk gelen sizsiniz. Dünya gözüyle en üst makamdasınız ama oradaki makamınızı bilemem. Orasını siz ayarlarsınız efendim. Ben şimdi sizi çiçeklerinizle baş başa bırakacağım. Bana ihtiyacınız olursa usulca Beşir Efendi demeniz yeterli efendim. Beşir! Ben hemen koşturup gelirim. Gerçi siz beni orman bekçiliğine aldırmadınız ama olsun var. Beşir! Ben kin tutmam efendim. Demek ki bir bildiğiniz varmış. Dedim ya ben kin tutmam. Siz benden iyisini bilirsiniz mutlaka. Ne konuşuyorsun orada kendi kendine? Adamın eşi, dostu, karısı, kızı bırakıp gittiler. Benim Beşir hala mezar başında. Kusura bakmayın efendim, gitmek zorundayım. Beşir! Geliyorum. Yetişir be adam, yetişir! Özür dilerim efendim. Bizim hanım haklı galiba. Baksana, herkes çekip gitti. Anlayacağın dostlarının hepsi terk etti seni. Bundan sonra bir de 52. gecende toplanıp... yemeğini yiyip iyiliğinden konuşacaklar. Hep iyiliğinden, iyi bir insan olduğundan bahsedecekler o gece. Ölüm yıl dönümünde bir de mevlüt okuttular mı... onlarla işiniz bitecek efendim. Sanırım mezarını da yaptırırlar. Size bir faydası olmaz ama... geride kalanlar için bir onur meselesi bu mezar işi.
Daha sonra unutacaklar sizi. Ama ben her zaman emrinizde olacağım efendim. Beşir! Halil geldi. Ne duruyorsun daha?